Evet, merhabalar. Bugünkü konuğumuz Sembol'ün yerine B segmentli sedan olarak karşımıza çıkan Taliant. Taliant piyasaya ilk çıktığında oldukça yüksek fiyatlarla karşımıza çıkmıştı. Rakip endeksine baktığımızda fiyat anlamında pek mantıklı bir seçenek gibi durmuyordu. Zaman içerisinde rakiplerin fiyatı artarken Taliant'ın fiyatı yerinde saydı diyebiliriz. Tabii ki Taliant'ın fiyatı da arttı ama rakipler çok daha büyük zamlar yaptığı için özellikle abi Megane tarafının da otomatik vitesli cephesinde %80'e çıktığını gördüğümüzde Taliant artık daha kabul edilebilir bir seçenek haline geldi. İncelememizde gördüğünüz Joy paket gibi bir araca baktığımızda ki burada Eco Joy modelini görüyorsunuz. Oldukça sade ve teyp kumandasının bile direksiyon üzerinden ekrana bağlandığı, konsola alınmadığı bir tasarımı görüyoruz ki birçoğunuz tarafından garipsendi. Burada bir medya bağlantı noktası var. Aslında cep telefonu kullandığımızı düşünürsek bu anlamda kullanışlı gözüküyor. Fiyatlara baktığımızda başlangıç seviyesi Joy 1.0 SC 65 beygir 194.900 liralık rakamı gösteriyor. Bize ki 200 bin liranın altında bir araç bulmak gerçekten oldukça zor günümüzde. Buradaki gibi LPG'li bir ürün alırsanız 1.0 Turbo Eco 100 beygir 217.900 lira. Otomatik şanzıman bildiğiniz gibi pazarımızda önemli. Onun için de otomatik şanzımanlı araçların fiyatları ön plana çıkıyor. Buradaki gibi Joy donanımlı 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygirlik bir araç alırsanız 224.900 lira ödüyorsunuz. Serinin zirvesi olan Touch paket 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir için 238.900 lira ödemeniz gerekiyor. Baktığımız zaman pek çok şeyin opsiyonlarda olduğunu görüyoruz. Alaşım jant 3.000 lira, geri görüş kamerası 1.500 lira, metalik renk 1.700 lira, teknoloji paketi 4.500 lira, sürüş destek 2.500, navigasyon 2.200 lira derken bunları eklediğinizde 250 bin liranın üzerine çıkıyor yine Taliant. Donanımlı bir Taliant'ın fiyatı maalesef hala oldukça yüksek. Kasım fiyatlarına baktığımız zaman sizce Taliant mantıklı bir noktaya gelmiş mi? Siz bu aracı tercih eder misiniz? Yoksa en büyük rakibi olan Honda City hala daha makul bir seçenek olarak mı gözüküyor? Ya da C segmentinde Corolla'nın fiyatları da çok çok uzakta değil. Baktığımızda hala %50'lik Corolla fiyatları görebiliyoruz ama aracı maalesef bulmak neredeyse imkansız gibi Corolla cephesinde. Bu konularda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.